Evet değerli izleyenler, şimdi bir Skype bağlantısıyla devam edeceğiz. Trabzonspor haberlerini Ulaş Özdemir ile birlikte konuşacağız. Ulaş Özdemir'e gitmeden önce ekranlarınızda Paris 2024'te milli kürekçimiz Elis Özbay ile ilgili bir haber var. Kadınlar tek çiftte yarışta ikinci olarak kendisi çeyrek finale yükseldi. Tebrik ediyoruz. Başarısının devamı gelir umuyoruz. Ve Skype bağlantımıza dönelim. Ulaş Özdemir ile birlikte Trabzonspor konuşacağız. Hoş geldiniz, günaydın, iyi pazarlar. Nasılsınız? Günaydın sevgili Demet, iyi pazarlar. Ben iyiyim, sen nasılsın? Ben de çok iyiyim, teşekkür ederim. Trabzonspor'un gündemiyle başlayalım. Sabiç haberini ekranlarınıza getirdik. İlk önce yeni transferle başlamak istiyorum. Özellikle bu sezon adına nasıl katkılar verebileceğini düşünüyorsunuz ve özellikle serbest kalma hakkıyla ilgili de eleştiriler vardı maddi olarak. Sizin bu konuda düşünceniz nedir? Serbest kalmadan başlayayım. Olur. Yani 33 yaşında Trabzonspor'a gelen bir oyuncu. Çok çok tecrübeli bir oyuncu ve yani ilerleyen yaşı 34 olacak Trabzonspor'da serbest kalma maddesinin devreye gireceği yaş. Yani 34 yaşında da Trabzonspor'a 5 milyon euro bir bonservis parası kazandıracaksa oyuncu, problem yok. Yani ben bu açıdan bakarım biraz, Evet. Ekonomik açıdan. Bir sonraki sene içinde 4 milyon euro koymuş. Yani o da gayet makul bir rakam bence. Ama bu şunu gösterir. Yani eğer bu maddeyi bir oyuncu serbest kalma olarak koyuyorsa, ben Trabzonspor'da futbol oynamaya geldim demeye çalışıyordur diye burayı okumak isterim. Umarım öyledir. İkincisi, yani Sabiç'i bence tartışmaya gerek yok oyuncu olarak. Yani evet, bir City kariyeri var, bir Fiorentina kariyeri var, ama yani bir Atletico Madrid'de Savic'i izleyen bir futbol sever, yani şu karşısına şöyle bir stoper çıkar bence, bir oyuncu bazında korkusuz. Yani ilk hamlesi her zaman çok doğru bir şekilde yerinde, lider bir stoper, Atletico Madrid'de üçlü savunmanın sağında oynayan bir oyuncu. Yani nihayetinde bulunduğu alanı, savunmayı çok doğru bir şekilde ortaya koyan, hem havadan hem yerden hem fiziksel olarak da oyuna müthiş katkılar sağlayan, savunmanın o dengesini koruyan, yanındaki oyuncuları da bu anlamda eksiklerini ve hatalarını kapatan ama onları da bu yönde geliştiren bir oyuncu Sabiç. Daha da anlatacağım da anlatmaya gerek yok yani. Peki. Kelimelere sığmayan bir oyuncu sevgili Demet. O yüzden yani Simone'nin o üçlü kurguda çok doğru bir şekilde kullandığı bir stoper. Kaldı ki bu şu demek, yani sağda siz bir stoper, aynı zamanda önündeki bekin alanını da savunmayı bilecek pozisyonda olmalı. Yani bek öne çıktığı anda, oyunu kurduğu anda ya da o hücumu kanatta kurmaya başladığı andan itibaren artık savunmada böyle bir ismin olduğu gerçeğini de artık unutmamak gerekiyor Trabzonspor'da. Uzun yıllar sonra bence Trabzonspor'a gelen en doğru isimlerden bir tanesi. Yaşı var ama, ya yaşından dolayı da eleştiriler var ama, yani siz Savic'i zaten 30'lu yaşlarda alıp Türkiye'ye getiremezsin. Çok yüksek bonservis bedelleri ödemeniz gerekiyor. Kaldı ki bir bonservis bedeli ödemeden de Savic'i alıyorsunuz. Bir imza parası veriyorsunuz. Evet. Her sene için 500 bin euro. Bence iyi bir transfer. Serbest kalma maddesi de bu açıdan oyuncunun kendine olan güvenini ortaya koyuyor. Kulübün kasasına bu anlamda para girecektir. Ama dediğim gibi, yani Trabzonspor stoper arayışlarını, bu özelliklere sahip bir stoper arayışlarında hiç olmazsa bu serbest kalma maddesini de göz önünde bulundurarak gelecek sene için ya da yıl içinde bence sürdürmesi ve devam ettirmesi gerekiyor. Peki, başka oyuncularla devam edeceğim. Defans özelinde Ozan ve Mendy'nin ilerleyen süreçte yeni transferlerin gelmesiyle birlikte yerinin değişmesini bekliyoruz sanırım. Siz neler söyleyeceksiniz bu konuyla ilgili? Çünkü Maheiro geldi. Şimdi Savic'i de oraya monte edersek Mendy acaba biraz daha artık ön tarafta mı oynar? Ozan da aynı şekilde. Ya sevgili, Mendy zaten orta saha oyuncusu, 6 numara. Şimdi stoper olmadığı için stoperde kullanıyorsun Mendy'yi. Kaldı ki hani
Alternatif olarak da başka isimler olabilir orada Nendi'nin yerine stoper olarak kullanacağım. Çünkü en son yani Rizomborok maçında gördük ki Mendy orta sahaya geçtiği anda orta sahaya bir denge geldi, bir savunma geldi. Yani şimdi bu oyuncuların mevkilerini evriltirken şimdi yaş ilerledikçe bir oyuncu geriye gitmez mevkisel olarak, ileriye doğru gider. Anlatabildim mi? Yani işte 6 numaradır 8 olur. 8'den işte bir 10 olmasa bile bir 8,5 yaparsın bu oyuncuyu. Yani bu oyuncuyu geriye getirmez. Dolayısıyla Mendy hem genç bir oyuncu. Dolayısıyla bugün stoper eksikliğinden dolayı savunmayı daha dengeli yapabilmek adına belki oraya çekiyorsun ama olmuyor bu yani. Bu Mendy ile beraber orada Mendy bir defa evet stoper çıkışlı bir oyuncu olabilir ama stoper değil. Yani siz bir oyuncuyu sürekli olarak kendi mevkisi alıştığı bir mevkinin dışında oynatıp sonra tekrar o alıştığı mevkiye koyduğunuz anda oyuncu orada bocalar. Bu normal bir şeydir. Stopere koyarsınız oradaki oyun kurgusuna alışır. Getirirsiniz orta sahaya koyarsınız bir maç sonra. Orada bocaladığı anda abi evet bu adam stoper oynamalı ya getiriyorsa. Öyle değil yani. Mendes bence ilerleyen dönemde yani bir sene ya da 2 sene sonra bir 8 numarayla çok rahatlıkla oynayabilecek teknik özelliklere sahip bir oyuncu. Kaldı ki orta saha kurgusu Trabzonspor'un hep problem. Yani son maçta da bu problemi çok net olarak gördük ki orada bir Lusam gelmesine rağmen oradaki boşlukları ve rakibin orta sahadan çok rahatlıkla geçişlerini Trabzonspor engelleyemedi ki oynadığınız rakip de Slovakya'nın geçen yılın yanılmıyorsam 5. ya da 6.sıydı öyle hatırlıyorum. Dolayısıyla daha hazır yani orada ne oynayacağını bilen oyuncular topluluğuna karşı Trabzonspor'un bu kadar zorlanmasının en temel nedenlerinden bir tanesi. Bir bence savunmada Dansville gibi bir yani kötü demeyeyim de ya gerçekten çok kötüydü onu söyleyeyim. Kötü ona şey olur iltifat olur çok kötüydü. Ondan sonra orta sahada o istenilen oyunun bir türlü üretilememesi. Yani yine bireysel performanslarla beraber kazanılan bir maç gördük. Dolayısıyla Trabzonspor'un da burada eksiklerini ve hatalarını görerek hiç olmazsa bir sonraki maça daha böyle dengeli, daha güçlü işte Mendy'nin orta sahada yerini bulduğunu işte Rüstem'le beraber önde yani şu an için Bardi ya da Cihan Çanak tercihleri olabilir mi? Olabilir. Bu da denenebilir. Yani denenmekte bir şey kaybetmeyiz. Ya yani Dansville'de ısrar etmektense Ali Şahin de ısrar edilsin, o denensin. Ya da işte ne bileyim, Visca fiziksel olarak çok kötü bu durumdaysa, Visca'nın yerine de Cihan Çanak denensin. Ya denensin, denenmekten bir şey kaybedilmez. Baktınız, böyle tam olarak oyuncular oraya çok rahat bir şekilde oturdu ve oyunu da güçlü bir şekilde oynamaya başladınız. Olur bunlar. Peki buradan şöyle santrafor forvet bölgesine geçelim. Bugünün manşetlerinde de Weghorst ve Onaçu ismini çok fazla gördüm. Şimdi Southampton'da görüşmeler devam ediyor. Onaçu kısmı ne durumda? Weghorst B planı olarak düşünülüyor gibi duruyor. Sizin yorumunuz ne olacak? Şöyle ya Onaçu konusunda tabii Trabzonspor'un aldığı mesafe bence çok iyiydi. Yani bir 6 milyon euronun üzerine çıktılar bonuslarla beraber. Şimdi hani buradan Trabzonspor daha nereye çıkabilir konusunu açıkçası konuşmaya bile gerek yok bence. Yani hani evet okey çok çok iyi bir oyuncu ama kulüp bu şekilde eğer Trabzonspor'u zorlayacak şartları da önüne koyuyorsa yani Trabzonspor'un sanırım Önaç ile ilgili biraz beklemesi gerekecek. Yani son yaptığı tekliften sonra. Weghorst konusu bir B planı olmaktan bir A planı olmaya da geçebilir bu süreçte. Evet yani nihayetinde o da çok çok kaliteli bir oyuncu bence. Ama tabii Önaç gibi bu şeyi sağlayabilir mi takımda? Açıkçası onu çok bilmiyorum. Yani nihayetinde evet Hollanda milli takımında o girdiği sürelerde iyi bir oyun ortaya koydu. Keza Türkiye kariyerinde bence Beşiktaş'ta çok çok iyi bir oyun ortaya koydu. Ama dediğim gibi oyuncuların böyle bir anda bir iklimi değiştirerek başka bir coğrafyaya geldiği anda farklı bir durumda ortaya çıkabilir. İnşallah çıkmaz Trabzonspor açısından ama dediğim gibi yani Weghorst'un kalitesini tartışmıyorum kesinlikle. Birinci tercih Önaçu.
biraz daha bu devam edecek gibi duruyor. İkinci tercih Weghorst. Yani böyle bir hafta 10 günlük bir süre içerisinde Weghorst artık ilk tercih olarak Trabzonspor'un dosyasına girebilir eğer Southampton olumsuz olarak Trabzonspor'un teklifini cevaplandırırsa. Peki Yani takımdaki... Buyurun. estağfurullah. Yani orada iyi bir santrafora ihtiyacı var Trabzonspor. Evet, Dragos kalitesi iyi ama Türkiye Süper Ligi'nde yani Önacı ve Weghorst kalitesinde iki pivot santrafordan biri çok çok başarılı işlerin altına imza atan. Buyurun. Kesinlikle. Peki son olarak bir de takımda maaş yükü olan oyunculardan nasıl bir sonuç alınacak? Belki Dansville'i konuşabiliriz bu anlamda. Çünkü Savic geldi. Belki bir stoper transferi daha yapılabilir. Bu anlamda nasıl bir yol izleniyor? Ya şöyle, Dansville tabii Trabzonspor'un o şampiyonluk sezonunda yani hem stoper bölgesinde hem sol bekte bazı maçlarda iyi bir performans ortaya koydu. Ama oyuncular bazen şunu yaparlar sevgili Demet. Eğer bir futbolcu bulunduğu şartları böyle daha iyi bir sözleşmeyi yakalarsa veya yakalayacağını anlarsa iyi bir performans ortaya koyar. Çünkü Dansville'in bu anlamda Trabzonspor'da sözleşmesi yani uzatıldı biliyorsun. Dolayısıyla buradaki durum bu. Ama ben Dansville'in yani o maaş yüküyle beraber 2,2 milyon euro alıyor yanılmıyorsam senelik. O maaş yüküyle beraber Trabzonspor'a verebileceği bir şey yok. Yani siz yanında Savic kariyerinde bir stoper senelik 3 milyon euro yani ondan 700 bin euro daha az alan bir oyuncu Dansville oynarken yani 2,2 milyon euro bonservis verdiğiniz oyuncunun da yani Savic'in profiline daha yakın bir oyuncu olmasını beklersiniz ki Dansville bu anlamda hiç Savic'in yanına bile yaklaşamaz. Hayır oraya mutlaka bir sol stoperin gelmesi gerekiyor. Kaldı ki bir sol bek sorunu da var Trabzonspor'un. Şimdi Barış geldi ama ben Eren'le yani Eren'in o maçta işte son Avrupa maçında sergilediği performansı yani konuşmaya bile değmez. Ya yani bir bek bu kadar kötü olamazdı o maçta. Hem hücumda hem savunmada. Yani ne alınanı savunabildi, ne oyunu kurabildi, ne orta yapabildi, ne şutları doğru çekebildi gibi. Dolayısıyla böyle bir problemi var Trabzonspor'un ama dediğim gibi alternatif olarak alternatifli oraya net bir Dansville'in yerine bir stoperin alınması lazım ya da altyapıdan genç bir oyuncu işte atıyorum Ali Şahin gibi oyuncuların oraya dahil edilip yola devam edilmesi gerekiyor. Peki, çok teşekkür ederim yorumlarınız için. İyi pazarlar, iyi sabahlar, hoşça kalın. Kolay gelsin sevgili demek sana da iyi pazarlar. Ulaş Özdemir'le sohbetimizi noktalıyoruz ve haberlerimize devam ediyoruz. Süper Lig ekipleriyle Konyaspor Fenerbahçe'den Umut Nayır'la 2 yıllık sözleşme imzaladı.